Efendim vallahi bazen böyle aileler nokta atışı isimler koyar çocuklarına. Bunu nasıl hissederler bilmiyorum ama görünce mi hissettiler kendisine soracağım. Titrinden önce ismi üzerine konuşacağım. Merhaba Peri ben dedi. Ben de şaşırmadım dedim. Siz de ekranlarınızın başında şimdi medikal estetik hekimi Doktor Peri Yıldız'ı görünce neden isminin Peri olduğuna şaşırmayacaksınız, şaşırmadığımı anlayacaksınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun siz. Ben de iyiyim. Teşekkür Nasıl ediyorum. Nasıl oldu yani? Doğdunuz ve o güzel gözlerinizi gördüler. Bir peri mi doğdu dediler yoksa anneniz hamileyken bir peri geliyor mu dedi? Yani peri olsun istemişler herhalde çocuklar. Öyle düşünürüz. Tek kendiniz... çocuk musunuz? Yok, bir kardeşim de var. Onun da ismi Nur. Ah çok güzelmiş. Annenizi babanızı yaşıyorlarsa sevgilerimizi iletelim burada. Teşekkür ediyorum. Gerçekten peri gibi bir kızları var. Girdiniz içeri ben böyle Allah'ım dedim isminiz peri olunca tamamlandı mesele benim için. Teşekkür ediyorum. Çok tabii ki böyle güzel bir yüz, böyle güzel gözlerle de en doğru şeyi konuşacağız aslında. Evet. Sizin isminiz de doğru olmuş, mesleğiniz de doğru olmuş. Birbirini tamamlamaya çalışıyoruz. Çok doğru gitmiş medikal teşekkür estetik hekimliği adına. Son zamanlarda medikal estetik konusunda en çok gündemde olan şey yaşlılığı yavaşlatmak. Aynen öyle. Anti-aging diye adlandırılan yaşlılık karşıtı bakımlar. Evet. Bir kısmı çok heyecan verici, bir kısmı benim için artık çok tabildot ve fabrika çıkışı. Onlar tartışmaya açık tabii ki. Ama anti-aging yani yaşlanma karşıtı cilt koruması diyeyim ben. Ben anti-aging demiyorum ona. Tam olarak nedir? Şimdi anti-aging kelime anlamına baktığımız zaman anti-aging yaşlanma karşıtı dediğiniz gibi yaşlanmaya karşı koymak gibi bir şey aynen. gibi gözüküyor ama normalde doğamızda böyle bir şey mümkün değil. Yaşlanacağız. Evet, yaşımız ilerlediği gibi dokularımız, hücrelerimiz aynen. de artık kalitesini kaybediyor ve aslında yaşlanma belirtileri de bu doku ve hücrelerin, derimizin, bütün vücudumuzdaki o kalite bozulmasının sonucu olarak ortaya çıkan bir şeydir. Aslında yaşlanmaya karşı koyma şansımız yok ama her yaşımızda iyi görünebilmemiz, iyi güzel yaş almamız için yapmamız gereken bir takım uygulamalar var. Ben ona şey diyorum anti-aging'e benim için, benim dünyamda ismi canlı yaşlanmak. Evet. Yani hep hayalim o, kırışıklıklarım olsun. Saçım beyaz olsun. Şimdi ekranları başında izliyorlardır. Var kuaförümle kavga ediyorum. Yazın ben saçımı boyatmayı hiç sevmiyorum. Diyorum ki bırak bir dinlensin saçım. Evet. Denizde biraz dinlensin. Güneş zaten yıpratıyor. Bir de boya yapma. Hı-hı. Bir de ben çok seviyorum beyazları. Bu biraz görmek istiyorum diyorum. Şeyi seviyorum ben. Böyle hani yanakları biraz kızarık. Ama ışıltılı, ama çizgileri de olsun. Aynen öyle. Çünkü vücudun da yaşlanıyor aslında. Ama aslında çok haklısınız. O bir ara böyle bir kült olan, böyle yaş kaç olursa olsun, tek evet. çizgisiz, tamamen gerilmiş, mimiksiz. O yüzler artık yok fark ederseniz. Şükür. Çünkü artık herkese Fatma aynen. teyze diyordum yani. Herkes aynen. aynıydı. Aynıydı. Hiçbir mimik yok, hiçbir çizgi yok. Evet. Saçlar dediğiniz gibi bir tane beyazı yok. Şu an öyle yok. Şu an her yaşta hafif az biraz çizgilerin bile olması, hafif bir doğallığın kalması artık daha iyi sayılıyor. Eskiden yaptığımız uygulamalar içinde ilk başlangıçta hemen dolduralım, hemen işte bilmem toksinle mimikleri durduralım, hemen gerelim, hemen asalım böyle bir şeylere gidiliyorduysa şu an tam tersi. Tamamen deri kalitesini iyileştirmeye, derinin nemini arttırmaya, elastikiyetini arttırmaya, o sizin dediğiniz o parlak, bebeksi, daha iyi görünümüne tekrardan ulaşmaya çalışıyoruz. Burada devreye artık ön planda deri kalitesini iyileştirmeye yönelik uygulamalar geçmiş Şimdi oluyor. Şimdi tabii deri kalitesi dediğinizde bizim burada da Günaydın Doktor programına gelen konuklarımız, dermatologlarımız, medikal estetik doktorlarımızla konuştuğumuz şey kolajen. Dönüyoruz, hı-hı. dolaşıyoruz, kolajene geliyoruz. Evet. Çünkü şunu artık Günaydın Doktor'un daimi seyircileri de biliyor. Şu anda ekranlarını açanlar da belki ilk kez duyacaklardır ama yaş aldıkça ciltteki kolajen doku azalıyor. Kaybediyor. Dolayısıyla da yüz aşağıya inmeye başlıyor.
kırışıklıklar çoğalıyor ve dolayısıyla anti-aging ya da işte sağlıklı yaşlanma ya da yaşlanma karşıtı yapılacak şeyler hep kolajen üzerinden. Evet, bu aralar kolajeni çok duymaya başladık, evet, artık çok. Her yerde istesek istemese karşımıza çıkmaya, evet, başladı. Çünkü neden? Çünkü derimizin, kıkırdak dokumuzun, bağ dokumuzun proteininin %75'ini kolajenden oluşan bir şeydir. 25'li yaşlardan itibaren de kolajen kaybı başlar vücudumuzda. Üretmediğimiz gibi, yani üretimin azaldığı gibi tüketimin de çok hızlı bir şekilde ilerlemesi oluyor. Bunu tabii tetikleyen bir takım durumlar da var. Hayat alışkanlıkları, zararlı alışkanlıklar, uyku düzeni, beslenme, stres, çok yoğun, yani en başında duran stres, yorgunluk, uykusuzluk, bütün bunlar yıkımı daha fazla hızlandırabiliyor. Ve yıkıldığı zaman hasta aslında 25-30 yaşında bir yaşlanma sürecine girmiş oluyor herkes. Ama bunun daha bir altyapısı olduğu için belli etmiyor. Aynaya baktığında kendinde bu sorunları göremiyor. Ama 40'lı yaşlara geldiğimizde kolajen düzeyi öyle bir rakam, öyle bir düzeye hızlı ulaşmış gidiyor. Oluyor ki artık o kolajen kaybının olduğu yerlerdeki ilk belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. Ne oluyor? Dediğiniz gibi ince çizgiler, cildin parlaklığının azalması, göz etrafında mimik hareketlerinden kaynaklı kaz ayakların artık kendine yer etmesi, cildin yavaş yavaş yer çekimine kendini bırakması, öne ve aşağıya doğru yüzümüzün kontürlerinin bozulması, bu kolajen kaybından kaynaklı durumdur. Dolayısıyla da kolajen kaybetmeye başladığımız andan itibaren onun takviyesi de olmak zorunda. Şimdi bu takviye dediğiniz noktada tabii bir sürü şey var artık. İşte bir eczaneye girdiğinizde işte kolajen hapı var, evet, kolajen tozu var, kolajen şurubu var. Şimdi biz burada yine uzmanlarımızla çok konuşuyoruz. Mesela bir kısım uzman diyor ki bu kolajen hapları faydalı değil çünkü çoğu bağırsakta gidiyor, hı hı, zaten. Likit olarak tüketin diyor. Bir kısmı diyor ki evet likit al da diyor, yani ne kadarını alabileceksin ki likitten cildinin kaybettiği ve ihtiyacın olanı diyor. Aynen. Tozu kullan diyor. Evet. Bir kısmı diyor ki toz çok zor tüketiliyor, oranını tutturmakta başarılı, evet, olamayabilirsin. Tadını sevmedin diye oranını azaltırsan hiçbir faydası olmayacak. Hatta ben bir toz kolajen almıştım. Günde tüketilmesi gereken şey yemek gibiydi yani. Dedim ki ben bunu böyle 7 kaşık falan içmen gerekiyor. Dedim bunu içersen ben yemek yemem ki yani bütün gün sadece bununla. Zaten yapamadım. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Yani bu kolajen doku bizim cildimize nasıl şimdi geri gelecek? Şimdi bu konuda çok fazla ısrarcı değilim. Yani doktorlarımız da sürekli hep böyle bir ikiye bölünürler ya. Ama biri her hayır, konuda bölünüyoruz. Evet, canım, hep bölünürüz. Yani, değil. En basit yani kadın doğum doktorumuz biri, evet, folik asit almayacaksın, aynen, gerek yok diyor. Öbürü hayır asla olmazsa bir kısmı olmaz, sezaryen, bir kısmı, aynen, normal diyor. Ama yüzden, sadece tıpta değil her alanda, her alanda her kişinin iki görüş kendi var, görüşü var. Aynen. İçeriğindeki kolajen oranı da önemli. Zaten evet likit halinde aldığınız bütün ihtiyacınızı karşılıyor. Bu sizin artık tamamen bir gençlik iksiri olacak anlamına gelmiyor. Evet. Ama kaybımız başlamıştır. Bu kayıp sadece deride değil, kemiklerde, eklem, kıkırdaklarda da başlamıştır. Ve bütün bunlara bir miktar destek olabilmemiz için zaten vücudumuzun o ürettiği hıza ulaşma şansımız yok dışarıdan takviye edecek, aynen, şekilde. Ama en azından bir miktarda destek olabilmemiz için likit hali evet en makbulüdür. Siz ne kadar dışarıdan genel olarak kan dolaşımınızı etkileyecek şekilde bir kolajen alırsanız alın, ihtiyaç olan yere kolajenin kendisi enjekte edilmek zorunda. Siz başka bir boyuta getirdiniz, evet, meseleyi, kolajen aşısına geçiyoruz yani. Aynen öyle. Öyle mi? Aynen öyle. Allah'ım. Çünkü hasta gelip ay ben kolajen içiyorum o zaman benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Öyle olmuyor maalesef. Eyvah. Evet siz ev bakımlarınızı devam ettirmek zorundasınız. Evet. Çünkü ben sizin cildinizle 2 haftada bir, ne bileyim 3 haftada bir ilgilenebiliyorum. İhtiyacınız olan her şeyi de sürerim, enjekte ederim ama ondan sonra her gün yüzünüzü makyajdan arındırdıktan sonra günlük yapmanız gerekenleri zaten yapacaksınız. Gıda takviyeleriniz de aynen bu şekilde işin içine girecek. Kolajen olsun, diğer vitaminler olsun ya da diğer şeyler olsun. Bunu tamam eklemiyorum ama zaten tıpta da böyledir. Kıkırdak erimesi var diyoruz, gidiyoruz ortopedistler oraya enjeksiyon, aynen, yapacağız. Atıyorum PRP yapacağız, konumuz değil ama neden? Yine de amacımız
kolajenin üretiminden sorumlu olan fibroblastları uyarmak. Uyaralım ki onlar tekrardan kolajen üretmeye başlasınlar. Normalde üretiyorlardı ama artık yaşlanmaya başladıkları için eskisi kadar, eskisi hızda üretmiyorlar. Hep amacımız kolajen üretimini tetikleyecek fibroblastları uyarmak. Hep nedir amacımız bu kolajeniz? Kolajenin kendisinin enjeksiyonudur. Kolajen enjeksiyonu bütün dediğimiz... Bütün cilde mi yapıyorsunuz? İhtiyacımız olan bölgeye de olacak şekilde, dekolte bölgesinden başlayacak şekilde, boyun, yanaklar, göz etrafı ve alnımız olacak şekilde şu açıkta kalan, yani önde görünen, fotoğraflarda ilk herkesin bakıp da iyi görünüyorsun dediği kısımların kolajenle beslenmesi ve en önemlisi açıkta kaldığı için daha çok güneşe maruz kalıyor, tabii, daha çok hasar görüyor, tabii, daha çok yaşlanma belirtisi olarak kendini gösteriyor. Dolayısıyla enjeksiyonları... El üstüne yapıyor musunuz? Evet, en çok uyguladığımız alanlardan ikincisi el üstü ve bileklerimiz. Çünkü hastanın bazen yüzü, boynu, dekoltesi gayet bakımlı olmasına rağmen elleri yaşını belli ediyor ya da elleri yüzü kadar kendisi yüzü kadar bakımlı gözükmüyor. Çünkü yine de ellerimiz sürekli suyun içinde, ellerimiz atıyorum belirli işler yapıyorsak tabii, atıyorum eldivenin içinde kuruyacak şekilde ve özel bakıma ihtiyacı var eller. İkincisi yine de çok sık kullandığımız özellikle son zamanlar genç kızların favorisi olduğu diz kapağının üzerinde böyle bir deri buruşması gibi sanki böyle kısa elbiselerini ya da şortlarını giydiğinde diz kapağının üzerindeki görüntüden çok hoşlanmadıklarını söylüyorlar. Yine de kolajen kaybından kaynaklı, kilo alışverişinden kaynaklı, hızlı boyatmadan kaynaklı ince şeylere, çatlaklara. Onlara yapılmasını çok severek yaptığım uygulamadır. Oysa yapılmayacak diye bir şey yok. Tabii ki belirli bir miktar hacim olduğu için o daha az yaptığımız işlem ama hamilelik sonrası kolajenini kaybetmiş ve elastikiyetini kaybetmiş göbek derisi olmaz diye bir şey yok. Kol içlerindeki yine de deri elastikiyetini ve o diriliğini geri kazanabilmemiz için yapılmaz diye bir şey değil. Bir şey soracağım Pera Hanım, gerçekten bu kadar etkili mi? Kolajenin bugüne kadar ay ben bir şey anlamadım diyen birini görmedim. Hmm. Çünkü bir kere enjeksiyon yapıyoruz. Her enjeksiyon darbesi küçük bir mikro travma. Ve o travmayı iyileştirmek için vücut zaten bütün sistemini devreye sokuyor. Bir yaralanma var ve o yaralanmayı iyileştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla hastayla gelip görüştükten sonra bir anestezik krem sürüyoruz. Bu tamamen acıyı yoka indirmiyor ama en azından hassasiyeti bir miktar azaltmış oluyor. İşlemi daha konforlu hale getiriyor. Ben şöyle söyleyeyim, tamamen acısız bir işlem değildir ama daha konforlu hale getiriyor. Ondan sonra işlem sırasında da ihtiyacımız olduğu şekilde buzlarla çalıştığımızda çok daha rahat, çok daha tolere edilebilir bir düzeyde işlemdir. Minik minik enjeksiyonlar yapıyoruz. Peki enjeksiyonu yaptınız, sonrasında ne oluyor? Kızarıklık mutlak oluyordur. Tabii ki yine de hemen deri... atıyorum öğlen yemek arasında geldi işe döndü olmaz diye düşünüyorum. Şimdi işe göre değişen bir şey. Göz önündeyseniz atıyorum televizyon programına çıkacaksanız, yayınınız varsa yakından çekimlerde belli eder kendini. Hı. Ama bu da dışarı çıkamayacak kadar bir kızarıklığınız değil, olacak anlamına gelmiyor. Ben sabah yapıyorum, atıyorum, sonra akşama kadar hasta bakıyorum. Bu benim için bir sorun oluşturmuyor. Ama dediğim gibi hayat iş tarzına göre değişen bir şey. Peki yapıldı seans, o gün geçti. Ne zaman başlıyor fibroblast dediğiniz mesele aslında harekete geçmeye? Aslında yaptığımız andan itibaren orada bir uyarı başlıyor. Orada bir genel olarak bir fibroblast salgısı başlıyor ve başlıyor aslında çalışmaya. Ama gerçek etkisini görebilmemiz için en az bir hafta 10 gün gibi bir sürece ihtiyacımız var. Hasta da zaten ikinci seansını 2 hafta sonra geldiğinde ben etkisini görmeye başladım diyor. Yine ne etkisi? Yine de kendimden parlaklık. Eskiden dolguları varsa yüzünde o dolgularımın bile daha fazla tekrardan sanki azalmıştı tekrardan ortaya çıktığını hissettim diyor. Çünkü az biraz böyle deriye hafif bir ödem ve dirilik sağlıyor. İçten yine de nemlendirip beslediği için. Parlaklık ya da ne olduğunu kimsenin anlamadığı
ama iyi göründüğünü söyledikleri şekilde bir iyilik hali görebiliyorsunuz. Yaş sınırı var mı? Yaş sınırı yok aslında. 25-30 yaştan itibaren herkese yapabilir. Yani 18 yaşın altındaki çocuklar bizim hastalarımız değiller. Ama 25'in altı da olmasa iyi olur. 25'in altı çok ihtiyacımızın olacağını çünkü zannetmiyorum. Çünkü onlar kolajen bolluğu içindeler. Onlar zaten çok fazla kolajen üretiyorlar. Onların sorunları daha farklı. Onlarla daha çok sivilcelerle, yağlı ciltle uğraşıyoruz biz o sırada. Kolajen belki çok farkında değiliz. Aynen. Ama şöyle bir durum var. O yaşlarda da bir yağlı ciltle ilgili bir ilaç tedavisi görebiliyorlar. O da çok ciddi bağ dokusu ve deriye hasar vermiş oluyor. Özellikle cildin yağlılığını ve yağ salgılanmasını azaltmak için özel bir ilaçtır. Ama 25-30 yaştan sonra herkese yapabiliriz. İhtiyacımız varsa. Ne kadar? Sonsuza kadar mı yapabiliyoruz? Sonsuza kadar yaparız. Niye yapmayalım? Şimdi 60 yaşında alacağım bir sonuçla 25-30 yaşta alacağım sonuç tabii ki aynı değildir. Ama şimdi bu yaşa geldi, hiçbir takviye yapmayacak da değiliz. Derisinin kalitesini yine de iyileştirmek zorundayız. Ve şu an inanın ki 60 yaş daha yaşlılık değil yani. Gayet herkes 60 yaşında bakımlı ve kolajenini de yaptıracak, bakımlarını da yaptıracak bir aktiflikte yaşıyorlar bizim hastalarımız. Evet, önemsiyorlar. O yüzden o grup hastaların daha fazla desen daha doğrudur. Ama tabii ki o grupta artık sadece kolajen yine yetersiz olur. Evet, onu anladım. Fibroblastları devreye geçireceksin, sızlandıracaksınız oradaki süreci ama başka takviyeler de tabii gerekiyor. Tabii ki. Orada ihtiyaca göre artık ihtiyacımız olan bazı diğer uygulamaları da eklememiz gerekiyor tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Ben teşekkür ederim. Tekrar çok bekliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. İnşallah. Devam ediyoruz.